Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Annemlere geldik şimdi. Yere de şişe kırmışlar. Dikkat edin, yerde cam kırıkları var. Çocukları annemlere bırakacağım. Bugün doktor randevum var. Oraya anne, gideceğim. Anne bak, salyangoz çıkmış bir de. Değil mi anneciğim? Değil mi annem? Üzülür korkar. Oğlum. Korkar. Korkar bak. Hadi gelin girelim içeriye. Anne, ay kapır diyor, gördün mü? İçine bırak da annesine gitsin oğlum. Aha, hadi gel. Anne. Evet. Anne, onun da annesi var. Herkesin annesi var. Hayvanların bile. Annesine gitsin. Anne. Daha yarımız pijamaylayız arkadaşlar. Çocukları yataktan kaptığım gibi buraya geldik. Annemlerde bırakacağım çocukları. Daha sonra kendim gideceğim. Hadi ışığa bas. Hayır, ışığa basabilirsiniz. Zile basma, dede uyuyor. Al boncuğum. Elimdeki çanta. Şu. Değil mi? Öbür tarafa anneciğim. Hadi. Kilitledin kapıyı. Hadi sen de asansöre bas. Çok hızlı bastın. Ben basacağım diye korktum. Galiba. Bunların da bir düğme basma şeyi. İfacığım bugün sabah dün babasıyla bisikletle gidip gelmek pek yaramamış galiba. O bugün biraz karın ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesiyle uyandı maalesef. Yusuf Selim bildiğiniz gibi hala alerjik mi bilmiyorum. Bir dahaki hafta doktora gittiğimizde bir sormam lazım. Yusuf Selim'in bu burun akıntısı, burun tıkanıklığı biraz kronikleşmeye başladı. Anneanneyi yıkamak için içeriye almış oğlum. Hef, tamam hef. Bir, direkt eve bas. İki, aferin sana. Doktora geldim arkadaşlar. Hava bugün bayağı kötü. Her an yağmur yağabilir. Bizim bu doktor da pek seviyor bu çiçekleri, böcekleri ya. Ve bu arkadaki bütün şey bunlara ait. Girelim bakalım. Şimdi deneme salonuna geldim. Şimdi burada bekleyeceğim. Birazdan çağırırlar beni de. Arkadaşlar bizim bu doktorun şeyi bayağı uzun süredir, yani çok senelerdir buradalar bu doktor. Ve onun içinde çok yaşlı şeyleri var. Böyle ilgi bekleyen yaşlı Almanlar geliyorlar burada. İki bu odada takıldaşıyorlar falan. Sonra bir doktora görünüp geri gidiyorlar. Ben önceden seruma buraya geliyordum o zamanlar. Yani çok görüyordum serum aldığım zamanlar. Yaşlı yaşlı böyle. Doktor diyor yok iyisiniz diyor. Diyor ki yok ya diyor, ben geleyim gene haftaya diyorlar. Yazık. Muhtemelen kimseleri de yok. Yani. Bekleyelim bakalım ne zaman çağıracaklar. Doktorumuz kendisi resime meraklıymış arkadaşlar. Yani böyle resim çekmeyi çok seviyormuş. Hem bayağı ülke görmüş resim çekmek için. Yani böyle her yeri de tablolarla süslemişler. Bu tablosu çok güzel mesela. Değişik değişik. Buranın her yeri yeşillik olunca böyle o kadar güzel bir koku geliyor ki şu an burnuma. Yağmur indi, inecek arkadaşlar. Evet, doktordaki işim bitti, şimdi gidiyorum. Doktorda ne dediler? Yani bilmediğim bir tablo değil arkadaşlar. Ama en son bu kadar demirimin düştüğü o kadar uzun oldu ki, neredeyse bir 15 sene falan oldu. Bu kadar düşük hiç olmamıştı ondan beri. Yani onun için zaten doktor da onun için hemen arayıp, aslında geçen hafta gel dediler, hemen gel dediler ama ben okul şu bu çocuklar derken, bir de kendim tabloyu da bildiğim için çok önem vermemiştim. Ama şimdi ilaçlarımı yazdılar. Onları eczaneden almam lazım. Ondan sonra da annemlere gidebiliriz. Eczaneye gelmeden önce hemen bir buraya uğrayacağım. Çünkü evde şampuanımız kalmamış arkadaşlar. Hemen bir DM'den onları da alayım. Ondan sonra eve geçeyim.
Eczaneye daha doğrusu. Art Deco'ya yani DM'e gelmişken size buradaki en güzel dudak kalemini göstermek istiyorum. Şu arkadaşlar 132. Art Deco'nun hem güzel tutuyor. Bunun da üzerine hiç fark etmez bir gloss sürün. O kadar mı doğal ve güzel bir görüntü ortaya çıkıyor arkadaşlar. Hazır dedim buraya da gelmişken size bunu da göstereyim. Bir de buranın priması. Makyajınızın altına arkadaşlar bundan sürerseniz. O göz altınızda bazen böyle şeyler oluyor ya. Zaman geçtik sıra böyle concealer içine oturuyor. O tamamen ortadan kalkıyor arkadaşlar. Onu mutlaka sürün. Bir deneyin yani, bir şans verin. Sonra şu kalemlerine bayılıyorum. Şu aydınlatma kalemlerine. Nüksün. Şu jumbolar. Çok güzeller. Başka sizlere. Catrice'in zaten çoğu ürünü çok güzel arkadaşlar. Ben şu anda kontur için bu Catrice'in bu kalemlerini kullanıyorum. Ve gerçekten çok iyiler. Blush olarak bak bunlar da çok yeni galiba. Önceden görmemiştim. Blush olarak bunları da bir denemek isterdim. Ama şu aralarki blush'ımdan o kadar memnunum ki hiç değiştirmeyi düşünmüyorum. Başka. Eğer fondöten kullanıyorsanız bakın bunu da göstereyim. Şunlar çok güzel arkadaşlar. Şu HD Liquid'ler. Gerçekten çok güzel oluyor onlar. Haydi devam edelim. Çabuk olalım. Eve gitmemiz lazım. Ha bak en son bakın size bunu da göstereyim. Ben geçen gün kızlar için İfa'nın doğum gününde böyle şeyler hazırlamıştım. Onların içine de böyle glosslardan koymuştum. Şu an ben kendim kullanıyorum. O kadar güzeller ki arkadaşlar. Şimdi bir tane de şu rengini alacağım. Bakalım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Evet, DM'deki işimizi de gördüğümüze göre eczanenin yolunu tutabiliriz. Arkadaşlar evimize geldik. Akşam yemeğimizi yedik. Biz eve gelmeye, eşim de eve gelmiş. İnanın Hifa'yı eve zor getirdim arkadaşlar. Hifa bayağı hasta. Yani niye olduğunu da bilmiyoruz. Halsizlik, baş ağrısı. Çocuk kafasını kaldıramıyor. Annemler de herhalde bir 2 saate yakın falan uyudu. Yani Hifa bayağı rahatsız. Yusuf Selim şimdi ayakta. Çok şükür onda bir sıkıntı yok ama bakalım inşallah daha fazla ilerlemeden Hifa da en kısa zamanda iyileşir. Sanırım dün güneş geçmiş başına. Yani Hifa bayağı hassas güneş konusunda. En son o kızarması falan herhalde güneşe karşı alerjisi var. Neyse doktordan randevu aldım. İnşallah doktora gittiğimizde ne olduğunu daha kesin öğreneceğiz. Bugün DM'e gitmiştim arkadaşlar. DM'den şöyle bir şey aldım. Yazın gerçekten kahvaltı yapması, böyle ağır ağır şeyler hazırlaması o kadar zoruma gidiyor ki yani hiç istemiyorum. Benim de çocuklarım acayip seviyorlar böyle yoğurdu. Ondan sonra böyle içine ground cheese koyduğumuzda falan yani seviyoruz biz öyle meyveli. Eşim hiç öyle şeyleri sevmez. O da tam Türk kahvaltısı sever. Melemen olacak, yumurta olacak. Ondan sonra çeşitli kahvaltılıklar olacak. O öyle seviyor. Geliyorum anneciğim. Tamam, vereyim sana. Yusuf Selim'e de demin şöyle fındık verdim. Nerede fındıklar? Burada değil oğlum. Orada mı? Ha orada mı? Getir bir dakika. Şöyle arkadaşlar bugün fındıklar almıştım. Bunu da böyle bir kaba boşalttım. Şimdi gördüm. Normalde masaya koysam yemez. İlgisini çekti herhalde. Al bakalım. Al böyle kabıyla götür. Ne? Böyle kabıyla götür içeriye. Koltukta yiyebilirsin. Geliyorum ben de zaten yanına. Dökmeye mi? Öyle yani. Yoğurdun üzerine bunu koyup meyvelerle süslemeyi seviyoruz. Çocuklarım da seviyorlar öyle olunca böyle. DM'den aldım arkadaşlar. Böyle şeker oranı biraz daha az olsun istedim. Yani bir deneyeceğiz bakalım. İnşallah güzeldir. İçinde bol bol meyve var.
Bakalım şimdi bunu da güzelce bir kaba boşaltayım da, böyle torbalarda da hiç sevmiyorum. Kendime şöyle bir çay yaptım. Biraz ben de kendimi pek iyi hissetmiyorum arkadaşlar. Sabahtan beri böyle bir sürünüyorum bildiğiniz. Zaten doktordaki şeyler beni psikolojik men yordu. Doktorda anlattıkları hapı yanlış vermişler. Yani demir eksikliği. Ben zaten kendim de farkındaydım. Geçen gün size de söylemiştim zaten. Ben biliyorum bendeki durumu. Yani böyle sürekli biraz böyle hareket ettiğiniz zaman böyle bir nefes nefese kalmaz. Sonra kalp çarpıntısı. Yani bunların hepsi zaten uzun zamandır bende var. Onun için zaten kendimi bildiğim için de kontrole gitmiştim. Neyse bakalım, inşallah ilaçlarla toparlamaya çalışacağız. Şimdi kendime çay koydum. Şöyle biraz akşam çay içesim geldi. Bir de kayısım vardı buzdolabında. Ekşi geldi. Bizim çocuklar yemediler. Normalde kayısıyı çok severdik. Ben de fazla yani şu aralar kayısı pek şeyim değildi herhalde. Ben de yemedim. Eşim zaten onun önüne kesip koymadığınız zaman o hiç oralı olmaz. Yani dedim telef olmasın, böyle doğradım. Az bir şey şöyle reçel yapacağım arkadaşlar. Şekere yatırdım. Şeker kendini biraz salsın, sulansın birazcık. Ondan sonra kaynatacağım inşallah. Küçük şöyle bir kavanoz olsa hafta sonları falan ortaya koymak için yeter yani. Biz öyle çok çünkü reçel yiyen bir aile değiliz. Olmadı baktım, eğer çok eridi marmelat bile yapabilirim. Onu da seviyor çünkü bizim çocuklar. Yani öyle bir niyetim var. Şimdi kayısıları da böyle koydum. Bir de bugün DM'den organizer almıştım. Onu da çekmeceme yerleştireceğim. Makyaj eşyalarım için uzun zamandır bir şeyler araştırdım. İnanın o kadar karışıyor ki o çekmecem benim. Bir şeyi ararken diğerleri kapaklı organizer almıştım ama o da makyaj yaparken beni çok oyalıyor. Yani o kapağı açacaksın, ondan sonra içinden arayacaksın, çekmecem zaten tam açılmıyor falan. O da beni bayağı yordu yani. İstediğim şey olmadı. Onun için dedim o organizerleri deneyeyim. Ama artık bugünlük kapatalım. Yarın sabah inşallah onları yerleştirirken sizlere onu da gösteririm. Daha sonra kapanışı yaparız. Neyse, hepinize hayırlı geceler. İnşallah yarın sabah görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Çocukların kahvaltısını yaptırdım. Şimdi de size dünkü dediğim işlerimi halletmeye geldim arkadaşlar buraya. Önce bir şuradaki bütün makyaj eşyalarımı bir alalım tezgahın üzerine. Ondan sonra başlayalım ayırmaya. Aslında bu organizer çok iyi bir fikirdi ama yani içinden bir şey alması çok zor oldu. Onun için şimdi ona da bir küçük çare bulalım. Bu arada dün uyuyakalmışım. Reçelimi kaynatamadım. Onun için şimdi o da kaynıyor. Yani altını iyice kıstım. Şimdi burayı da bir sileyim. Ondan sonra içine tekrar yerleştirebiliriz. Memelerinin kahve paraları dökülmüş hep için. Şöyle bir takı kutum vardı. Bunu da alalım. Şöyle dursun bakalım bir. Şimdi burayı kapatabiliriz. Şöyle. Evet, ben size dün aldığım organizerleri de göstermemiştim. Şöyle arkadaşlar. Bunlardan gelmiş yeni. 12.95'e aldım ben bunları. Kaç tane var içerisinde? Bir tane büyük, iki tane küçük. Yani iki tane orta, dört tane de küçük. Yani şöyle küçük küçük. Şöyle uzun iki tane, bir tane de büyük var arkadaşlar. Yani çekmeceye sığacağını düşünüyorum. Çünkü boş yerler kalıyor çekmecede. Şimdi şu büyüğe paletlerimi koyayım. Şöyle far paletimi ve bir tane blush'ım vardı, onu koyayım. Aslında bu blush'ı da hiç kullanmıyorum ama neyse, yine de şimdi onu elden çıkartmanın zamanı değil.
Şöyle highlighterlarım vardı. Şu Becca'nınki çok güzel arkadaşlar. İnanılmaz güzel. Çok seviyorum bunu. Ama şimdi yaz geldiği zaman da böyle mat çok güzel olmuyor. Onun için bu Banana'nın fixing spreyi gerçekten çok iyi. Revolution'ın. Yani fiyatının kesinlikle hakkını veriyor. Benim her zaman kullandığım. Gelin size hem de şöyle favorilerimden de bir iki göstereyim. M. Azam. Bundan neyse daha varmış bayağı. Bunu artık arkadaşlar sadece şeyde kullanıyorum. Böyle özel günlerde, bayram, seyran, ondan sonra düğünlerde falan ancak öyle kullanıyorum. Onun yerine şu GG cream'i buldum arkadaşlar. Bunu şimdi burada reklam olarak yazmama gerek var mı onu da bilemiyorum. Neyse artık inşallah bir ceza falan yemem de Gloria. Kendim ödedim. Kesinlikle reklam değil. Keşke reklam olsa. Gerçekten çok güzel bir krem yani. Hem yüz şey... Ten renginizi eşitliyor arkadaşlar. Hem güneşten koruyor hem de cildinize ihtiyacı olan mineralleri sağlıyor. O kadar güzel ki gerçekten çok seviyorum. Yani bazen tabii böyle bir yüzüm döküyor böyle. Çok kötü bir şekilde döküntüler oluyor yüzümde. Sivilceleniyorum falan ama yani onun haricinde cildimden çok şükür memnunum. Şimdi fırçalarımı koyacağımı en sona koyacağım arkadaşlar. Çünkü fırçalarımı koyduğumun altına mendil sereceğim. Bunlar da mahvolsun istemiyorum. Ama şöyle lipstiklerimi. Şu Banana'nınkiler çok güzel mesela. Seviyorum onları. NYX'ün de şu rengi. Şu göstereyim size de. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bu rengine bayılıyorum. Günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğiniz bir renk. Bayağı iyi yani o da. Bak şu olaya da çok gıcığım. Bak birisi sığdı öbürleri sığmıyor. Hiç güzel değil. Bunu dün göstermiştim zaten size DM'de. Bunu mutlaka kullanın. Çok güzel. Daha sonra şöyle bir tane Catrice'in var arkadaşlar. Blush bu da çok güzel. Yani yazın çok iyi gidiyor bu da. Yalnız geçen gün Yusuf Selim düşürdü ve kapağını kırdı. Bu buranın değil. Buraya ait değil bu. Blushlarım. Elf'in blushları arkadaşlar. O kadar iyi ki. Kaç defa söyledim ve hala söylemeye devam edeceğim arkadaşlar. Çok iyi. Alın aldırın. Gerçekten çok iyi bunlar. Şimdi. Bunları şu aralar fazla kullanmıyorum. Şu aralar daha çok şey kullanıyorum. Onun için şimdi bunları böyle alta yerleştireyim. Şu Maybelline'inkilere bayılıyorum zaten. Bunları senelerdir kullanırım ve gerçekten en uzun dayanan da bunlar. En uzun tutan bunlar. Burası böyle. Rujlarımın oldu. Bak yedeklemişim bir de. Gerçi bunun rengi aynı değil galiba. Aynen bununki aynı değil. Bu bir açık tonu herhalde. Şöyle şu Banana'nınkiler üzerinde dursun. Onları severek kullanıyorum çünkü. Daha sonra bayılıyorum. Çok güzel arkadaşlar. Pahalı olmasa şunu da kullanmayı çok isterdim. Nerede o? İdol'ün bir tane maskarası. Kıyıp kullanamadığım. Aa nerede acaba? Bu çöpe atılacak. Bitti çünkü. Hifa hala yatıyor arkadaşlar. Onu da söylemişim. Şu arkadaşlar çok iyi. Gerçekten çok iyi yani. Asla söylenecek tek bir kelime yok. Çok iyi bu. Mutlaka bunu da yani deneyin ama çok pahalı. Pahalı olmasa kesin alırdım. Yani. Onun yerine şuna da bayılıyorum tabii ki. Bu senelerdir kullandığım ve gerçekten çok iyi. Bunun bir tane kahverengisi vardı. Onu şimdi ayırayım ben. Ne zaman elime atsam açsam hep o kahverengi denk geliyor çünkü elime. Bu da siyahı. Bu yeni aldığım olması lazım. Burada. Bakın. Kahverengi yani. Sevmedim. Yani bana olmadı. Sevmedimden ziyade.
Ya bunlar all time favorite arkadaşlar. Yani bunları hiç çok para vermek istemiyorum diyorsanız 2-3 euroya bunlar çok iyi. Şu daha çok iyi. Bu da eğer sudan etkilenmiyor, waterproof istemiyorsanız bu. Waterproof olsa da olur diyorsanız bu kesinlikle. Daha şöyle yedeklemişim yani. Böyle pul pul dökülmüyor. Bu siyahı dökülüyor bak. Siyah dökülüyor ama pembe asla dökülmüyor. Bunlar asla dökülmüyor. Bu zaten Benefit'in. Buna bayılıyorum. Sağ olsun görümcemler sayesinde bayağı bundan da yedeklemiştim. Hem küçüğünü hem büyüğünü. Onlar çok şey yapıyorlar. Böyle şeylere ilgileri çok. İki görümcemin de. İndirim buldukları zaman hemen haber veriyorlar. Sağ olsunlar. Ben de faydalanıyorum. Ben de çok öyle şeylere kafa yoramam mesela. O konuda onlar iyiler yani. Şöyle dudak kalemlerim. Dudak kalemlerimi de dün söylemiştim zaten. Yani Trended Up'ınkiler de çok güzel. Ama onlar o kadar uzun tutmuyor arkadaşlar. Böyle bir şeyler yediğiniz içtiğiniz zaman hemen gidiyor. Ama Art Deco'nunkilerden hiç öyle bir şeyiniz olmasın. 7 euro veriyorsunuz, 8 euro veriyorsunuz ama kesinlikle fiyatına değer bir ürün. Eyeliner'da Catrice'den şaşmayın. Şu altın rengi olanlar gerçekten çok iyi. Başka. Bunları da buraya koyalım böyle. Bunu da almıştım ama çok memnun kalmadım bu beyaz siyahından. Kullanmadım da yani. Zaten çok eyeliner kullanan bir insan değilim. Bakın bu da benim kullandığım gözaltı aydınlatıcım. Vimpan yapıştırıcı. Yani kaş yapıştırıcı, kiprik yapıştırıcı kaş demişim. Çok iyi. Ondan sonra kendim normalde kiprik kullanmıyorum arkadaşlar ama düğün, dernek öyle zamanlarda kuaförüme yaptırıyorum. Sağ olsun işinin ehli. Kayarımı da buraya koyalım. Bu da dudakları. Bunu da Art Deco'dan kadın hediye olarak vermişti. Yakıyor dudakları böyle. Kalın gösteriyor dudaklarınızı. Geçen gün Essence'in dediğim şey ne yapış yapış kalıyor arkadaşlar. O kadar mı güzel ve o kadar az paraya. Gerçekten çok iyi. Buraya da şöyle blushlarımı falan koyayım. Bu dudak bakım kremim. Bunlar burada kalabilirler. Bunu da aldım ama çok memnun kalmadım. Yalan yok. Maybelline'in. O kadar para veriyorsunuz ve sonra istediğiniz gibi çıkmıyor. Maalesef. Gözaltı su çizgisi, vaseline. Gözlerinizi daha büyük göstermesi için. Bunu da Catrice'den almıştım ve çok iyi gerçekten. Ben size böyle sevdiğim şeyleri göstereyim. Burada fırçalarım var. Fırçaları başka bir yere alacağım. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu da dehşet bir ürün. Sonra dünkü gösterdiğim size Jumbo Nüks'ün. Yani bu yaz, kış ne zaman olursa olsun her yerde kullanabilirsiniz. İsterseniz strandda kullanın, yani deniz kenarında kullanın. İsterseniz kışın normal kullanın. Bu arada kaşınızda eğer şeyler varsa böyle dökülmüş yerler varsa arkadaşlar şöyle bir kalemle oraları doldurabilirsiniz. Daha sonra da ben nerede o? Bak onu nereye koymuş? Ha burada. Arkadaşlar bununla delikleri dolduruyorsunuz. Kaşınızda olmayan yerleri dolduruyorsunuz. Daha sonra üzerinden ben böyle kahverengi bir tane almıştım. Bununla sabitliyorum arkadaşlar. Öyle yapıştırıcıya ona buna hiç gerek olmuyor. Asla kaymıyor, dökülmüyor. Kaşlarınız deforme olmuyor. Ve anında sonuç. Bunu göstermiştim zaten. Bunu buraya alalım yine de. Böyle bir BB kremim var ama bundan hiç memnun kalmadım. Yalan değil. Bakın bu ilk şeyiydi o aldığım günlük kullandığım kremin nereye koydum şimdi ben o kremimi günlük kullandığım kremin ha şu ilk ambalajı buydu arkadaşlar ben o zaman almıştım şimdi yenisi böyle hala kullanıyorum yani ama şunu söylemem lazım ilk başta kokusu biraz ağırdı sonradan kokusu düzeldi yani ve şu anda yani
Hala kullanıyorum. Severek gün içerisinde. Daha sonra ben diyorum ya, denemeyi seviyorum. Güneş kremim, Bio Belinda'nın güneş kremi çok iyi. Bunu bu sene kullanacağım inşallah. Daha sonra böyle Thalia'nın bir BB kremi vardı. Bunu kullanamadım arkadaşlar. Daha sonra bunları kaldıracağım şimdi. Bir sorayım, etrafımda isteyen varsa onlara veririm. Daha sonra düğünlük makyaj arıyorsanız make-up arkadaşlar, şu ikisini karıştırın. O kadar güzel bir sonuç alıyorsunuz, size anlatamam. Yani yüzünüz o kadar pürüzsüz oluyor. Yok böyle bir şey yani. Bu ikisini karıştırın. Renk olarak da bak size renklerini de göstereyim. Bu üç ne arkadaşlar? Böyle biraz esmerseniz, yani çok beyazsanız tabi olmayabilir ama renklerinde belki oynamanız gerekebilir. Ama eğer çok şey değilseniz, çok açık bir tonunuz yoksa mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evlenecek olanlar, düğünü olanlar, bu ikisini karıştırıp kullanırsanız çok iyi bir sonuç elde edeceğinize eminim. Bunlar da burada kalsın. Böyle klinikin bir probesi vardı. Bunları kullanalım bari, atmayalım. Gezi tifleği. Bunlar da böyle kalsınlar burada köşede. Daha sonra bunları da böyle. Tamam. İyi oldu ya böyle. En azından aradığım şeyler hemen elimin altında olur. Yani ben sevdim böyle. Şunun da hemen altına böyle bir şey sereyim. Ya da alüfolye sereyim. Onu değiştirmesi de kolay olur. Alüfolye sereyim. Ondan sonra da bu fırçalarımı da bunun içerisine koyarsam yani çekmeceye dizebiliriz. Şöyle koydum arkadaşlar. Jelatin kağıdı yerleştirdim altına. Böyle. Bunları da buraya koyalım. Şu şuanlarla beraber. Evet, makyaj düzenlemem böyle oldu. Böyle çekmeceye de daha güzel sığacağına eminim. Şöyle arkadaşlar. Yani umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kibriyim burada kalmış. Şöyle bunları da hemen bir yıkamam lazım. Onları da boşaltayım. Hemen bir yıkayayım. Şu kutunun da içerisine bakalım. Ya çocukların belki bir şeylerini koyabiliriz. Legolarını falan. Bunu da yıkayayım. Foşur foşur bir köpürteyim. Ondan sonra onun da bir çaresine bakalım bakayım. Onu nerede değerlendirebiliriz. Çekmecelerde kullanamam. Yani hemen burayı da bir silip bunları yerleştirip size tekrar göstereyim. Evet, şimdi güzelce sildim. Çekmeceleri içeri. Şimdi bunları böyle geri yerlerine yerleştireceğim arkadaşlar. Bunları dediğim gibi IKEA'dan almıştım. Çok da güzeller. Böyle bazı elimize geçen ıvır zıvır kulaklıklar falan bunların içine koyuyoruz. Gerçekten bayağı da iyi oldu onlar orada. Şimdi şöyle bunları böyle bir yerleştirelim. Aslında burayı şimdilik böyle de yapabiliriz. Bu her zaman ihtiyacım olan bir şey değil. Bunu buraya koyalım. Bu blushları da buraya koyalım. Bunları çok kullanıyorum çünkü. Hangisi elime gelirse o anda. Onları kullanıyorum. Eyelinerları kullanmıyorum şu günler fazla. Şöyle. Evet. Böyle oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere de. Burası böyle oldu şimdilik. Burada biraz boş yerler kaldı ama şunları gene buna yerleştirmeyi düşünüyorum. Şunu önce bir yıkayayım. Ondan sonra takılarımı buna yerleştireceğim inşallah. Ondan sonra böyle kalem tıraşlarım var. Bunları da yıkamam lazım. Bunları da bir yıkayayım. Ondan sonra temiz temiz bunları da yerlerine yerleştireyim. Gerçekten bu makyaj masası kadar da batan hiçbir yer yok. O yüzden sürekli buraları bir toparlamak gerekiyor. Şöyle şu yedekte aldığım parfümüm vardı. Buna da bayılıyorum gerçekten. Bunu da buraya koyalım. Yani evet, makyaj masam da böyle oldu arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle organizerlerimi de böyle yerleştirmiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hepinize hayırlı, bereketli günler diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Videomu izlediğiniz için de çok çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.